Arka Boyut kanalından herkese merhaba, ben Merve Nur Cengiz. Melih Bey kendi kanalında analizlerini sürdürürken bizler genç gazeteciler olarak da buradan yeni bir ekip oluşturma süreci içerisindeyiz. Bu kanalda sizlere gündeme dair güncel gelişmeleri aktaracağız. Sizler de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Bugün size Türkiye gündeminde en çok konuşulan Made in Türkiye konusunu anlatacağız. Made in Türkiye yazısı iddia edildiği gibi bir Photoshop mu, yoksa bunlar sadece bir safsatadan mı ibaret? Bunu öğrenmeden ve videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanal bildirimlerimizi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Koronavirüs vakaları tüm dünyada henüz durulmamışken Türkiye'de yerli ve milli önemli adımlar attı. Bunlardan biri de yerli solunum cihazı. Daha önce 2020 Mart ayında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Arçelik, Aselsan ve BioVent'in birlikte yürüttüğü solunum cihazı seri üretim projesinde ilk prototip üretim tamamlanmıştı. İlk monte edilmiş prototipin çalışması. Seri doğru üretimin mı? İlk prototipi. Evet. Seri üretimin ilk deneme prototipi. Deneme prototipi. Evet. Bir de alkışlayalım mı? Evet, hayırlı olsun. Elinize sağlık arkadaşlar. Hatırlarsanız Nisan ayında Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etap açılışında da bu yerli solunum cihazlarının teslim töreni gerçekleşmişti. Hastane içinde 500'den fazla solunum cihazı sipariş edilmişti. Yeni solunum cihazları sayesinde hastanın cihaza bağlı kalma süresi azalacak ve iyileşme süreci hızlanacak. Dün Türkiye'de üretilen ve geliştirilen cihazlar bugün dünyaya servis ediliyor. Buna en güzel örneklerden biri de Brezilya'ya ihraç ettiğimiz yerli solunum cihazları. Koronavirüs döneminde Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları salgının etkisini devam ettirdiği Brezilya'daki hastanelerde de kullanılıyor. São Paulo valisi Joe Doria, Made in Türkiye baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında 2072 solunum cihazının São Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını belirtti. Doria, solunum cihazlarının belirli bölgelere ulaştığını ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Brezilya'ya ihraç edilen yerli solunum cihazlarına atıfta bulunarak, binlerce kilometre uzakta Made in Türkiye yazısını görmenin gurur verici olduğunu ifade eden bir tweet attı. Öte yandan Türk Savunma ve Havacılık Şirketi Baykar Savunma'nın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, bu gururu ecdadımız gibi insanı yaşatma geleneği notuyla paylaştı. Bir yanda Mehmetçiğimize kurşun sıkan hainlerin nefesini İHA'larımızla, SİHA'larımızla kestiğimiz gibi, diğer yandan bizden yardım bekleyen insanlara nefes olmasını da biliriz. Videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.